Herkese merhabalar. Benim güzel takipçilerim, kanalımın yeni gelen değerli misafirleri. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçeklerin kış aylarında en ihtiyacı olan kürlerden birini tanıtacağım. Bol bol vitaminli bir kürdü. Çiçeklerimizin sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı oluyor. Yapraklarının koyu yeşil olmasına yardımcı oluyor. Köklerinin aktif bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor bol bol tomurcuk çıkarmasına yardımcı oluyor. Kürümüzün içerisinde yolan vitaminler C vitamini ve K vitamini mevcuttur. Magnezyum, potasyum, kalsiyum, tinkoyu içerir. Bu da bizim çiçeklerimizin en ihtiyacı olan besinlerden biri de arkadaşlar. Çiçeklerinizi budadıktan sonra bu tür kürlerle beslediğinizde yeni çıkan sürgünleri sağlıklı bir şekilde büyümesine devam ediyor. Bakar mısınız? Sardunyalarım ne kadar güzel yoğun sürgünler gelmeye başladı. Güzel gelişim gösteriyorlar. Çiçeklerinizin kış aylarında en çok ne ile sulamanız gerekiyor? Hepsini sizlere detaylı olarak paylaşacağım. Bakın bugün sizlere ne ile geldim? Çok kolay ve çok basit. Hepimizin elimizin altında bulunan bir şey. Nar kabuğu. Nar kabuğunu küçük küçük doğrayacaksınız doğramaya da bilirsiniz. Bu şekilde kavanozu atıyorsunuz. Üzerine kaynar su döküyorsunuz arkadaşlar. İyice demlenmesini sağlayacaksınız. Ağzı kapalı bir şekilde. Akşamdan suyu döküyorsunuz. Bir gece bekletiyorsunuz. Kapağını kapatıyorsunuz. Ertesi günü çiçeklerinize güzelce besleyebilirsiniz. Verebilirsiniz. Kış aylarında çiçeklerinizin portakal kabuğunu demleyip vereceksiniz mandalina kabuğu vereceksiniz limon suyundan sulayacaksınız bu tür kürler çiçeklerinizin daha da canlanmasına yardımcı oluyor köklerinin aktif bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor sonbahar kış aylarında en çok kalsiyum potasyum magnezyum türlü kürler besinlerle beslemeniz gerekiyor saksı ölçüsüne bakarak yarım çay bardağı veriyoruz büyük saksılara bir çay bardağının ölçüsünde vereceğiz Şimdi sizlerle birlikte demlediğim nar kabuğunu çiçeklerimize ikram edelim. İnsan sağlığına ne kadar fayda sağlıyorsa da bitkilere de bir o kadar faydası var. Suyu verirken arkadaşlar beslediğinizde en çok dikkat edeceğiniz yerlerden biri döktüğünüz yer gövdeye yakın olacak. Kış aylarında bu böyle sulayacaksınız. Gövdeye yakın olan yere dökmeniz gerekiyor. Çünkü kökler Hepsi aktif bir şekilde çalışmıyor. Soğukta tutuyorsunuzsa, balkonda tutuyorsunuzsa bu şekilde gövdeye yakın bir yere dökeceksiniz. Benim sardonyalarım soğuk bir odada, balkonda tutuyorum. Kapalı bir balkonda. Bizim buralarda sıcaklık iyice düştü. Bayağı soğudu havalar. Bu şekilde direkt gövdeye yakın dökmeniz gerekiyor. Portakal kabuğunu Aynı nar kabuğu gibi demleyeceksiniz akşamdan üzerine kaynar su döküyorsunuz bir portakalın yarısını kabuğunu arkadaşlar yarısını demleyeceksiniz ertesi günü çiçeklerinizin nemli bir toprağına azar azar vereceksiniz 1 litre suyun içerisine bir çay kaşığı limon suyu döküyorsunuz güzelce karıştırdıktan sonra çiçeklerinizin ikram edebilirsiniz limon kürü Orkideler menekşeler üzerinde çok etkisi var arkadaşlar. Ayrıca aloe vera üzerinde de çok etkisi var. Gördüğünüz gibi her tarafından yavruları çıkmaya başladı ve yaprakları kalın, jelli bir yaprakları var. Bakar mısınız? Ne kadar sert yaprakları var. Çok güzel geliştiler. Ben limon suyundan sulamıştım 15 gün bundan önce. Şimdi de nar kabuğunu demledim sizlerle birlikte veriyorum arkadaşlar. Bugün nar kabuğuyla besledik çiçeklerimizi. 15 gün ara veriyoruz. 15 günden sonra mandalina kabuğunu demleyip verebilirsiniz. Muz kabuğunu demleyip verebilirsiniz. Veya yumurta suyunu verebilirsiniz. Bu tür kürlerden ayrı ayrı kürler vermeniz gerekiyor. Ayda bir kere aynı kürü vermeyin arkadaşlar. Bugün suladık. 15 günden sonra ayrı vitamin vereceksiniz ki çiçekleriniz her vitaminden beslenebilsin her vitamin emebilsin sakız sardinyalar mı budamasını yapmadım Arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm dallarından küçük küçük sürgünler çıkmaya başladı aynı şekilde bu çiçeğim salon bitkime de veriyorum Çünkü kış aylarında çiçeklerin bitkilerin vitaminlere çok ihtiyacı oluyor kürlere çok ihtiyacı oluyor 15 gün aralığıyla ayrı ayrı kürlerle beslediğimizde çok sağlıklı bir şekilde İlk bahara çıkmış oluyor. Sardunyalarıma bakar mısınız? Budadıktan sonra bayağı canlandı, güzelleşti. Eğer ben bu sardunyalarımın budamasını yapmasaydım, çiçeklerimi gençleştirmemiş olurdum arkadaşlar. Budama sardunya için çok önemli. Yoğun dallarının oluşmasına yardımcı oluyor. Sağlıklı büyümesine yardımcı oluyor. Her tarafından dolu dolu tomurcuk çıkarmasına yardımcı oluyor. Çiçekleri ne kadar budayacaksınız? o kadar verimli göreceksiniz güzelleşecek aloe vera da aynı şekilde bu tür besinlerden beslediğimizde kalın kalın yaprakları bol bol yavruları oluşmuş oluyor gördüğünüz gibi her tarafından bol bol yavrusu çıkmaya başladı bu şekilde bakım yapıyoruz çiçeklerimize sardunyalarımızın budamasını yaparken çok önemli dikkat edeceğiniz yerlerden biri toprağı kuru olmalı bayağı kuru olmalı Toprağı kuru budadıktan sonra arkadaşlar topraktan 5 veya 6 santim 7 santim uzunluğunda bırakıyorsunuz. Budamasını o şekilde yapıyorsunuz. Budadıktan sonra hemen su vermeyin. Ertesi günü sulayacaksınız. Daha sonra çiçeklerinize 15 gün ara vereceksiniz. 15 günden sonra ilik vitaminini vermiş olacaksınız. Bu şekilde baktığınızda sardunyalarınızdan bol bol sürgünler çıkmaya başlayacak. Sakız sardunyama bakar mısınız? Her tarafından sürgünlenmeye başladı. Küçük küçük yavruları gelmeye başladı. Ben bu çiçeğimi budamasını yapmadım çünkü dallarından yeniden sürgünler canlanmaya başladığı için budamasını yapmadım. Gördüğünüz gibi çok güzel, sağlıklı bir şekilde gelişim gösteriyorlar. Sardunyaların en ihtiyacı olan körlerden biri iyotlu besinler. Tentürlü iyot arkadaşlar. 1 litre suyun içerisine 2 damla tentürlü katıyorsunuz. Eğer elinizde tentürlü yoksa da batikon kullanabilirsiniz. 2 damla aynı şekilde batikon koyuyorsunuz suyun içerisine. Güzelce karıştırdıktan sonra çeklerinizin nemli bir toprağına bir çay bardağının ölçüsünde verebilirsiniz. Bu kürü ayda bir kere çeklerinize vermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü toprakta olan hastalıkların hepsini tentürlü veya batikon aradan kaldırmış oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde 1 litre suyun içerisine bir çorba kaşığı hidrojen peroksit yani oksijenli su koyuyorsunuz. Güzelce karıştırdıktan sonra çeklerinizin köklerinden besleyeceksiniz. Yapraklarından besleyeceksiniz. Bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın.